Madem Allah'ın isimlerinden biri Er-Rezzak'tır. Allah insanlara rızık veriyor. Peki nasıl bu dünyada açlıktan ölen insanlar niye açlıktan ölüyorlar? Allah onların rızkını da verse ya. Yani dedi ki 21 bin tane insan ölüyor. Allah haşa bu 21 bin tane insana rızık ulaştırmaya Allah'ın gücü yetmiyor mu diye soruyorlar. Bir ekonomi profesörünün yaptığı araştırmaya göre Allah'ın yıllık olarak yaratmış olduğu resmi olarak bilinenler 28 milyar insana yetecek kadardır. Dünyada kaç var nüfus olarak? Dünyada 7 milyar insan var. 8 milyar diyelim yani biz bunlara. Allah her sene ne kadar rızık yaratıyor? Bütün bir insanın ihtiyaç duyduğu gıda cinsinden Allah her sene 28 milyar insana yetecek kadar, yani neredeyse mevcut nüfusun 3 katı, 4 katı Allah Azze ve Celle kereminden bol bol insanlar için yaratıyor. İnsanlar bu hakikati bilmediklerinde ya da bilip de farkında olmadıklarında, yani bütün varlıkların rızkı Allah'a aittir, bunu bilmediklerinde ne oluyor? Bunu bilmeyince açgözlülük başlıyor ve insanlardan bir zümre güçlü olanlar, güçsüz olanlara karşı haddi aşmaya başlıyorlar. Yani yeryüzünde had aşmanın, insanlara zulmetmenin en büyük sebeplerinden bir tanesi, insanların bir kısmının bu hakikati bilmiyor oluşudur veyahut da biliyorlar ama farkında değiller. Mesela Mekkeli müşriklere Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki birkaç yerde onları uyarırken وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ. Açlık korkusuyla, rızkın eksilmesi korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ. Sizi de rızıklandıran biziz, onları da rızıklandıran biziz. Mekkeli müşrikler çocuk olduğu zaman biz bunlara bakamayız diyorlardı. Bir boğaz daha eklendi. Bir boğaz daha eklendi. Korkuyorlardı. Ne yapalım? En sonunda bu işi bir kanuna bağladılar. Kız çocuklarını öldürelim dediler. Erkek çocuklarını yaşatalım dediler. Kız çocuklarını öldürmelerinin altındaki en temel sebep utanmadan daha ziyade açlık korkusudur. Yani bu büyüyecek, bize yük olacak, masraflar gelir bölünecek ve en sonunda da biriyle evlenecek gidecek, bize hiçbir faydası olmayacak. Allah onlara diyor, çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmeyiniz. Sizi rızıklandıran da biziz, onları rızıklandıran da biziz. Yani sen örnek veriyorum, bir kazanıyorsun. Allah sana bir çocuk verdiğinde siz iki kişi bu biri bölüşüyordunuz. Üç kişi bu biri bölüşmeyeceksiniz artık. Allah ya o bir kişinin rızkını da gönderecek. Bir kazanıyorken bir buçuk kazanacaksın. Ya da Allah o biri bereketlendirecek. İki kişiye yeten bir, bundan sonra üç kişiye yetecek. Ama insan işte haddini aştığında, Allah'ın rızkı üstlendiğini unuttuğunda mutlaka zayıf gördüğü, aciz gördüğü birilerine karşı haddi aşıyor. Şu an dünyada bir şey var, servet var. Allah'ın yaratmış olduğu bir servet var. Bir ekonomi profesörünün yaptığı araştırmaya göre Allah'ın yıllık olarak yaratmış olduğu resmi olarak bilinenler 28 milyar insana yetecek kadardır. Dünyada kaç var nüfus olarak? Dünyada 7 milyar insan var. 8 milyar diyelim yani biz bunlara. Allah her sene ne kadar rızık yaratıyor? Bütün bir insanın ihtiyaç duyduğu gıda cinsinden Allah her sene 28 milyar insana yetecek kadar, yani neredeyse mevcut nüfusun 3 katı, 4 katı Allah Azze ve Celle kereminden bol bol insanlar için yaratıyor. Lakin ne oluyor biliyor musunuz? Olan şey şu. Dünyaya bu 28 milyara yetecek rızkın %90'ını 6-7 tane aile alıyor. Kalan %10'unu 8 milyar insan paylaşmak zorundalar. Allah'ın yaratmış olduğu bu rızkın %90'ını Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, işte Avustralya, Japonya gibi ülkeler alıyorlar kendilerine. Bunların içinde de birkaç tane aile alıyor. Yani tanınmış, bilinen birkaç tane aile alıyor. Kalan bütün dünya %10'la yetinmek zorunda. Ve bu %90'ı alan adamlar yaptıkları açıklamalarda diyorlar ki, mesela en son Bill Gates artık yanlışlıkla mı yaptı, bilerek mi yaptı bilmiyoruz.
Lakin kamera önünde bir konuşma yaparken dünya nüfusunun dünyanın taşıyabileceğinden daha fazla olduğunu ve aşı yoluyla bir de doğum kontrolü yoluyla dünya nüfusunu dengeleyebileceklerini, dünyadaki servetin insanlara yetecek kadar hale getirilebileceğini söyledi. %90'ını almalarına rağmen bu adamların gözü doymuyor. Hala aç kalmaktan korkuyorlar. Bir başkası, belki kameraların önünde bunu söylemiyor ama verdiği bir röportajda bunu söylüyor. İçinde yaşamış olduğumuz dünya diyor, 1 milyar insana yetecek bir dünyadır ancak. Yani var olan rızık 1 milyar insana yeter. Bu ne demektir biliyor musunuz? 7 milyar insan helak olsun. Yani nasıl Mekkeli müşriğin kendi çocuğuna gücü yetiyordu, rızkı paylaştığını düşündüğü için kendi çocuğunu öldürüyordu. Bu adamlar da 7 milyara güçleri yettiği için 7 milyar insanı gözlerini kırpmadan öldürmeye hazırlar. Yani bu neden kaynaklanıyor peki kardeşler? Bunun sebebi ne? Bir adamın karnından ses geliyorsa, yani bir adamın karnı açsa, karnı gurulduyorsa, 2 lokma ekmek koyarsın ağzına adam doyar. Ama bir adamın gözleri gurulduyorsa, eğer ses gözlerinden geliyorsa, bütün dünyayı da o adamın önüne koysanız, o adam doymaz. Onun için dünyadaki açlığın sebebi dünyadaki toklardır. Dünyadaki açlığın sebebi dünyadaki toklardır. Her gün 21 bin insan açlıktan ölüyor dünyada. Her gün 21 bin insan dünyada açlıktan ölüyor. Peki dünyadaki obez sayısını biliyor muyuz? Dünyada 2.1 milyar obez insan var. 2.1 milyar obez insan var. Günde 21 bin insan ölüyorsa bu senede yaklaşık 7 milyon insan yapıyor. 7,5 milyon insan yapıyor. Yani 7,5 milyon insan ölüyor. Niçin? Çünkü 2 milyar insan fazla tükettikleri için. 2 milyar insanın gözü doymadığı için. 2 milyar insan sofraya oturdukları zaman doymayacağız, açlıktan öleceğiz düşüncesiyle 3 kişilik yemek yedikleri için, 4 kişilik yemek yedikleri için 21 bin insan ölüyor. Şimdi şu soru çokça fazla soruluyor. Özellikle mülhit insanlar bunu soruyorlar. Yani Allah'ı inkar eden, dini inkar eden insanlar diyorlar ki, madem Allah'ın isimlerinden biri Er-Rezzak'tır, Allah insanlara rızık veriyor. Peki nasıl bu dünyada açlıktan ölen insanlar niye açlıktan ölüyorlar? Allah onların rızkını da verse ya. Yani dedi ki 21 bin tane insan ölüyor. Allah haşa bu 21 bin tane insana rızık ulaştırmaya Allah'ın gücü yetmiyor mu diye soruyorlar. Allah 21 bin insana değil 28 milyar insana yetecek kadar rızık yaratıyor zaten. 28 milyar insana yetecek rızık yaratıyor. Ama insanlardan bazısının açgözlülüğü ve zalimliği, bazısının da mustazaflığı tercih edip bir kader olarak sukut etmesi, bu içinde bulundukları vakaya razı olmaları onları aç bırakıyor. Yoksa peşinden koşsalar, mesela şöyle düşünün, Afrika'yı düşünün. Afrika ülkelerinde şöyle bir durum var. Her Afrika ülkesinde bir tane şehir çok lüks. Yani diğer bütün her tarafta su yok, sağlık yok, açlık var. Lakin bir tane şehir her Afrika ülkesinde çok lüks. Ve bu bir şehrin de tamamı değil. Sadece bir semti lüks genelde. Orada çok lüks bir AVM var. Orada işte çok özel yapılmış okullar var. Orada çok böyle lüks restoranlar var. Zaten özelliği ne peki oranın? Siyah yok orada. Yani mutfakta, tezgahta, geride çalışanlar siyah. Lakin asıl parsayı götürenler, asıl yiyenlerin hepsi beyaz. Şimdi Afrika'daki insanlar, bu insanların sayısı kaç? 1000'i geçmiyor. Mücevheri çıkaran bunlar, petrolü çıkaran bunlar. Eğer Somali gibi bir yerse balığı, Somali'de adam açlıktan ölüyor. Somali sahillerinden çıkan balıklar dünyanın 5 yıldızlı otellerinde 100 dolara, 200 dolara insanlara servis ediliyor. Bunu tutan adamlar açlıktan ölüyorlar. Adama bir balık veriyorlar. Adam evde 11 nüfus var. Kendisi tutuyor, kendisi çıkarıyor, hamallığını yapıyor. Bu insanlar buna razı olmasınlar. Razı olmasınlar buna. Bir geminin içerisinde 10 tane tayfa var beyaz, 100 tane köle siyah var. Vursunlar ellerini masaya, bu bizim hakkımızdır desinler. Ne işiniz var sizin bizim memleketimizde, bizim balıklarımızın sizin sofranızda ne işi var desinler. Ama onlar bu zillete razı oldukları için, Allah'ın şeriatından yüz çevirdikleri için,
bu yaşanan durumu işte biraz tasavvufla, biraz irca akidesiyle, kaderdir, Allah böyle diledi, böyle oldu saçmalığına inandıkları için Mekkeli müşrikler gibi aç kalıyorlar. Ama kendi hakları olanını isteseler, ellerini masaya vursalar, Allah dünya nüfusunun 4 katı her sene Allah Azze ve Celle kereminden rızık yaratıyor. Yani şöyle bir durum yok. Allah onların rızkını yaratmış. Allah onların rızkını onların memleketlerinde kılmış. Lakin onlar kendi rızıklarının peşinde koşmayıp içinde bulundukları duruma razı olunca 1000 tane beyaz o insanların rızıklarını tüketiyor. Türkiye'de 4-5 tane ailenin, milyonlarca işçinin, milyonlarca memurun hakkını sömürmesi gibi. Bütün Türkiye çalışıyor, 80 milyon kime çalışıyor? 4-5 tane aileye çalışıyor. Bütün para sonuç itibariyle devletin kasasına ve 4-5 tane ailenin kasasına gitmiş oluyor. Bugün dünyada yılda 150 milyon ton buğday bozulup çöpe dökülüyor. Bu ne demek onu söyleyeceğim size. Bu şu demek, bu zikretmiş olduğum ülkeler var ya, işte Amerika, Avrupa, Japonya vesaire. Bunlarda şöyle bir korku var. Diyorlar ki ya önümüzdeki yıllarda büyük bir dünya savaşı çıkarsa, ya önümüzdeki yıllarda çok büyük bir deprem veya afet olur, volkanlar patlarsa, gıda olmazsa biz ne yapalım diyorlar. Önlerindeki 20 veya 50 senenin gıdasını depoluyorlar sürekli. Dünyadan topluyorlar, getiriyorlar. Bugün 21 bin tane adam açlıktan öldü ya, o 21 bin tane adamın değil, 100 milyona yakın adamın doyacağı kadar yiyecek denizlere dökülüyor, şeylerde yakılıyor, büyük kazanlarda yakılıyor. Niye? Bunun tarihi geçti diyorlar. Bu artık bozuldu, ambara yenisini koyalım. Bu bozulanı buradan çıkarıp götürüp şeye atalım, götürüp çöpe atalım diyorlar. Böyle bir dünyada, bu kadar adaletsizliğin olmuş olduğu bir dünyada, böyle bir dağılımın olduğu bir dünyada elbette ki insanlar açlıktan ölecekler. Onun için ne lazım? İnsanlığa, insanlığa adalet lazım. Allah yaratıyor. Bakın Allah'ın dünyada yaratmış olduğu güzelliklere, Allah'ın isim ve sıfatları zamanla kayıtlı değildir. Sürekli işliyor, sürekli ihsan ediyor. Lakin insanlardan bir grup aç kalmaktan korktukları için dünyanın kalan kısmına karşı zulmediyorlar. Yani dün Mekkeli müşrik bir çocuğa gücü yetiyordu, onu öldürüyor. Bugünün müşrikleri milyarlarca insana güçleri yetiyor. Milyarlarca insanı öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Niye? Doymak için veya önümüzdeki 50 yılı garanti altına alabilmek için.